Murat abi çok dikkat çeken bir adam. Ya dünkü kız veya başka biri. Ya belli ki birileri sizin evliliğiniz bozulsun istiyor. Ya git sen de göster kendini. Ya burada da bir kumpas var belli. Güzel evim. Aşkım. Nedir telefonda söyleyemediğin şey ya? Bir de acil gelmen lazım diyorsun. Ya Şahika Hanım beni bekliyor. Ben apar topar buraya geldim ya. Ya gel ya, gel bir otur şöyle. Sabah Neslihan geldi. Niye inanmamış bu söylediklerine? Mümkün mü öyle bir şey? Ee? İşte geldi. Özür diledi. Yani benimle bir alakası yokmuş. Beni gerçekten kız kardeşi gibi görüyormuş. Hatta böyle bir şey düşündüğü için perişan olmuş. İyi bari ya. İyi. Ama senden şüpheleniyormuş. Nasıl benden şüpheleniyormuş? Onu aldattığını düşünüyormuş. Yani benle değil tabii. Bir başka bir kadınla. Hal ve hareketlerinden şüphelenmiş. Ya bir de takmış ya, takmış böyle bir telefonda telefon, telefonda telefon. Bak gör, yarın öbür gün karıştıracak o senin telefonunu. Yani öyle şeyleri ima etti. Nasıl bir şeyleri ima etti? Aşkım, ben de o yüzden seni çağırdım işte buraya ya. Ya bak, bence bir süre biz evde böyle çok gerekmedikçe telefonlaşmayalım, olur mu? Hatta sen de böyle telefonu temizle, arama kayıtlarını falan sil. Ondan sonra, hatta akşamları telefonunun ekran kilidini kaldır böyle koy kenara. Bırak Neslihan rahatça kurcalasın. Ya kurcalasın, o da rahatlasın, biz de rahatlayalım ya. Aslında iyi bir fikir biliyor musun? Ama öyle bir tane daha telefon al ki biz de rahat rahat konuşalım. Tamam alırım, o da iyi fikir. Ya işte yüzün gülsün böyle ya, gülsün. Ben dayanamıyorum senin böyle mutsuz olmana. O zaman sana çok güzel bir haber vereyim. Neymiş? Kredi onaylandı. Hani şu çok büyük proje vardı ya, İspanyollarla ortak yapacağımız. Yarın onu açıklıyoruz. Başında da ben varım. Ne diyorsun ya? Ya biliyordum ya Murat ya, biliyordum ya. Ben sevgilimden hiç şüphe etmedim ki. Ama o zaman yarın bir yarım saat uğra, tamam mı? Söz ver, birlikte kutlayalım. Tamam söz. Ama asıl kutlamayı ne zaman yapacağız biliyor musun? Hı. Şarkıdan kurtulup bu şirketin başına geçtiğinde. Neslihan Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş Neslihan Hanım, hoş geldiniz. Merhaba. Murat müsait mi? Yok efendim, Murat Bey çıktı. Çıktı mı? Nereye gitti? Bilmiyorum, bana bir şey söylemedi. Ama birazdan gelir herhalde. Ben sizi odasına alayım isterseniz. Ben de bir arayayım onu. Buyurun. Bir şey içer miydiniz? Yok, istemem. Teşekkür ederim. Bırak telefonu. Efendim Neslihan. Neredesin hayatım? Şirketteyim. Ne oldu? Neslihan. Yok. Yok, ben nerede olduğunu merak ettim sadece. Sorgu mu bu şimdi? Şirketteyim, ne yapacağım? Çalışıyorum.
Murat, ben de şirketteyim. Senin odanda. Bekle, geliyorum. Sen şirketteymiş, ben de şirketteyim dedim. Nasıl? Ne yapacağım? Bana da şirkete gideceğim falan demedi ki. İnanamıyorum ya. Ay, bak sen şey yap. Giriyordum falan de, tam girmek üzereydim de. Dikkatli git, tamam mı? Hadi koş. Efendim Balkan, meşgulüm. Neslihan'la konuşuyorum. Niye arkadan arayıp duruyorsun? Patron, Neslihan Hanım burada. Sizi bekliyor, odanızda. Şimdi mi söylüyorsun Balkan? Aradım ama meşguldü telefonunuz. Tamam, çay ısmarla, kahve ısmarla, bir şey yap. Oyala, tamam, ben geliyorum. Tamam.